Bu destek programımızın amacı, üniversite ve kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin ülkemizde yerleşik olan ve proje sonucunda elde edilecek çıktıları ülkemizde uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülmesini hedefliyor. Yani proje sonucunda elde edilen bilgi birikiminin ticari bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanıyor. Kapsam olarak yeni bir ürün üretilmesi olabilir, mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün standartlarının yükseltilmesi ya da maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirilmesi bu projeler kapsamında ele alınabilir. Proje şu şekilde ilerliyor. Bir yürütücü kuruluş ile bir müşteri kuruluş ortaklaşa bir proje başvurusunda bulunuyor ve TÜBİSAK da yaptıkları bu çalışmaya finansal destek sağlıyor. Müşteri kuruluşun Ar-Ge'ye dayalı bir ihtiyacının olmasını ve kendi ihtiyacını kendi içerisinde çözümleyememesini bekliyoruz. Müşteri kuruluştan beklediğimiz diğer bir şey ise proje sonuçlarını kendisinin uygulayabilecek kapasitede olması ve bunun için de proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine sahip bir çalışanın olmasını bekliyoruz. Yürütücü kuruluş olarak üniversiteler, eğitim araştırma hastaneleri ya da kamu araştırma merkez ve enstitüleri yer alabilir. Programın bütçesi 1 milyon lirayla kısıtlı. Süresi ise en fazla 24 ay olabiliyor. TÜBİTAK'ın verdiği destek müşteri kuruluşun büyüklüğüne göre değişiyor. Eğer bu kuruluş KOBİ ölçeğinde ise bütçenin %75'i, büyük ölçekli ise bütçenin %60'ını TÜBİTAK karşılıyor. Bu bütçenin yanı sıra ayrıca bütçenin %5'i kadar proje kurum hissesiyle proje teşvik ikramiyesi de TÜBİTAK tarafından veriliyor. Proje ekibi yürütücü kuruluşta olan proje yürütücüsü, araştırmacısı, yardımcı personel ya da bursiyer olabiliyor. Son zamanlarda yaptığımız bir değişiklikle farklı üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından kişiler de aynı proje ekibi içerisinde yer alabiliyor. Yine meslek yüksekokulundan ya da eğitim araştırma hastanesinden kişiler de proje ekiplerinde yer alabiliyor. Araştırmacı olabilmek için gerekli olan şartlardan ilki üniversite çalışanı ise bir doktora derecesine sahip olması, hastane personeli ise tıpta uzmanlık derecesine sahip olması, bunun dışında kalan kurumlardansa da en az lisans derecesine sahip olmasını bekliyoruz. Proje yürütücüsünün kadrolu ve tam zamanlı yürütücü kuruluş personeli olması gerekiyor. Yardımcı personel olarak uzman, uzman yardımcısı, teknik eleman, teknisyen, laborant gibi kişiler süreli ya da süresiz sözleşmeli olabilir. Bunlar yardımcı personel olabiliyor. Bursiyerlerde, ülkemizdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri ya da doktoralı kişiler olabiliyor. Proje ekibindeki kişilere eğer süreli sözleşmeli çalışan varsa ücretinin bir bölümü ya da tamamı ödenebiliyor. Eğer kadrolu kişilerse de proje teşvik ikramiyesi veriliyor. Süreli sözleşmeli çalışanlar için emsal ücret uygulaması yapılıyor. Emsal ücrette bu kişinin bir aylık işveren maliyeti oluyor. Bu destekleyeceğimiz kişi emsal ücretin en fazla %40 fazlasını alabiliyor. Bu projeler kapsamında aynı zamanda bursiyer giderleri de desteklenebiliyor. Çalışan bir yüksek lisans öğrencisi için bu sınır 1500 lira. Çalışmayan doktor öğrencisi için 1800 lira, doktoraya sahip kişiler için ise 2250 lira olabiliyor. Çalışanlar için ise ücret, bu verilen bursiyer rakam daha düşüyor. Bunlar da bilim kurulu tarafından belirleniyor. Proje teşvik ikramiyesinde de yine verilecek rakamlar bilim kurulu tarafından belirleniyor. Şu an için proje yürütücüsünün alabileceği en yüksek rakam 2500 lira. Bu rakam kişinin kurumda çalıştığı ücretinin de %75'ini aşamıyor. Projede toplam verilebilecek PTİ ise proje yürütücüsü için belirlenen üst limitin proje süresiyle çarpımının 2,5 katını aşamıyor. Kimler proje teşvik ikramiyesi alabilir? En fazla ne kadar alınabilir? Bunlarda da yine adetle aynı kurallar geçerli. Bir kişi en fazla 2 projede yürütücü olabiliyor. Bir projede yürütücü ise 2 projede araştırmacı ya da yardımcı personel olabiliyor. Ya da 4 projede araştırmacı ya da yardımcı personel olabiliyor. Aşan kısım için ise PTİ ödemesi alamıyor.
Proje teşvik ikramiyesi hesaplanırken kişinin çalışma süresinin %40'ını bu projeye ayırıyorsa tam ücret ödeniyor. Daha aşağısı için ise %40 ile orantılı bir şekilde PT'yi almaya devam edebiliyor. Bu program kapsamında desteklenen gider kalemleri, sözleşmeli personel bursiyer giderleri, seyahatler yurt içi ya da yurt dışı olabiliyor. Alet teçhizat alımları olabiliyor. Bunların bir kısmı veya tamamı proje sonunda müşteri kuruluşa devralabiliyor. Malzeme mesaf giderleri ve hizmet giderleri olabiliyor. Danışmanlık giderleri desteklenmiyor. Hizmet alımları ise bütçenin %20'sini aşamıyor. Bunun yanı sıra müşteri kuruluştan proje sorumlusunun giderleri hizmet faturası karşılığında proje bütçesi kapsamında desteklenebiliyor. Bu ise bütçenin %10'unu aşamıyor. Dönemsel olarak takip ediliyor. Toplam dönemsel bütçenin %10'unu aşamıyor. Başvurular yine destek program, diğer destek programlarımızda olduğu gibi Prodis üzerinden, e-TEDEP, TÜBİTAK, Gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Değerlendirme sürecinde yine TEDEP tarafından bir ön değerlendirme yapılıyor. Hakemlere atanıyor projeler. Hakemler yerinde ziyaret yapabiliyor ya da yapmayabiliyor. Duruma göre değişkenlik gösteriyor. Daha sonra yine kararlar diğer programlarımızda olduğu gibi yürütme komitesinde değerlendirilerek alınıyor. Bu program kapsamındaki değerlendirme kriterlerimiz şunlar. Projenin endüstriyel arge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje planı ile yürütücü ve müşteri kuruluşun altyapısının proje için uygunluğu, proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği. Projelerle ilgili karar oluşturulurken, projenin destek süresi, desteklenecek harcama kalemleri, dönem sayısı ve dönem raporları gönderim süreleri belirleniyor. Bunlarla ilgili süreçler adet madet tarafından takip ediliyor. Proforma faturalar dikkate alınıyor bunlar hesaplanırken. Yine sözleşmelerde adet madet ile adet madetin desteğiyle hazırlanıyor. Ödemelerin yapılabilmesi için yürütücü kuruluş ayrıca bir özel hesap açtırıyor. Müşteri kuruluş proje özel hesabına projenin ilk dönemine ait, ilk 6 ayına ait bütçenin kendi payına düşen kısmını yatırdıktan sonra TÜBİTAK tarafından da geriye kalan ödenekler yapılıyor. Projeler 6'şer aylık dönemler bazında takip ediliyor ve ödemeler de yine 6'şer aylık dönemler halinde, taksitler halinde yapılıyor. Hem müşteri kuruluş bu şekilde ödeme yapıyor hem de TÜBİTAK bu şekilde ödemeler yapıyor. Proje teşvik ikramiyesi ödemesi ise 6 ay sonunda gelen rapor değerlendirildikten sonra raporun uygun bulunmasıyla yapılıyor. Dönem raporları yine proje izleyicisi aracılığıyla yapılıyor. TEDEP teknik uzmanın değerlendirmesiyle birlikte ARDEP tarafından da mali değerlendirme yapılarak dönemler değerlendiriliyor. Son dönemde ise bir de sonuç raporu hazırlıyorsunuz. Onlar da değerlendirilerek projenizle ilgili süreçler tamamlanıyor. Bu programın bir de alt programı var, fizibilite projesi desteği. Bunda 1 Şubat itibariyle yürürlüğe alacağımız bir programımız. Bunda 1505 projesi yapmadan önce 3 ay süreyle teknik yapılabilirliğin ölçülmesi ve yürütücü kuruluşun yetkinliğinin ölçülebilmesi amacıyla 10 bin liralık bir fizibilite destek sağlanıyor. Bu programa da başvurulabilmek için yine online olarak başvuru formunun hazırlanması gerekiyor ve bir de işbirliği niyet mektubunun yürütücü ile müşteri kuruluşu arasında imzalanarak bize sunulması gerekiyor. Bu başvurular hakem değerlendirmesini sunulmaksızın başkanlığımız tarafından değerlendiriliyor. Uygun bulunanlara ise 3 aylık 10 bin liralık destek veriliyor. Bundan yararlanabilmek için yürütücünün ulusal ya da uluslararası desteklerle yürütülen en az bir ARGE projesinde yürütücülük yapmış olmasını bekliyoruz. Veya proje konusu ile doktora tezi yapmış ya da yürütmüş olması, bu da olmazsa bu konuyla ilgili patent alması ya da en azından bir patent başvurusunun olmasını bekliyoruz. Müşteri kuruluşun ise bu alanda faaliyet göstermesi, çalışma yapmasını bekliyoruz. Fizibilite desteğinin alınabilmesi için çeşitli sınırlamalar var. Bunlardan bir tanesi yürütücü, araştırmacı ve müşteri kuruluş aynı anda en fazla bir fizibilite desteğinden yararlanabiliyor. Bu fizibilite desteği sonrasında 1505 programından proje sunup destek almazsa da yeni bir fizibilite desteğinden yararlanamıyor. Aynı konu için ise sadece bir kez bu destekten yararlanılabiliyor. Fizibilite
desteği almanız uygun bulunmazsa ya da bu koşulları sağlamıyorsanız da doğrudan 1505 destek programımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Bu desteğin fizibilite çalışması, ön tasarım ya da işte basit bir analiz, ön prototip gibi çalışmalarda kullanılmasını bekliyoruz. Bu amaçlarla bu desteği vermeyi planlıyoruz. Bu destekte yine ARDEP'te kullanılan ekonomik kodlar çerçevesinde harcamalarınızı yapabiliyorsunuz bu 10 bin liralık destek ile. Yalnız yurt dışı seyahatler, sözleşmeli personel bursiyer giderleri ile müşteri kuruluştan hizmet ve mal alımları bu kapsamda yapılamıyor. Proje ekibine PT'yi ödenir mi sorusuna da evet, eğer bu başvuru ön fizibilitenizi başarıyla tamamlayıp arkasından da 1505 programına başvurur ve projeniz kabul edilirse PT'yi ödemenizi de bu süreç için, 3 aylık süreç için alabiliyorsunuz. Sunumumuz bu kadardı. Şimdi sizlerin sorularını yanıtlayacağım.